Böyle sazını eline alıp da bütün tellere vurduğu zaman diyorsunuz ki evet, büyük bir musiki başladı. Tek sazını orkestrayla yarışacak derecede güzel çalıyor. Söylediği zaman da insanların adeta başına vura vura bu musiki büyük bir musikidir diyor. Kimseye kimseden ayırmıyorum. Yok bu Yunanlı, bu Kanadalı, bu Almanyalı. Herkes mukaddes, herkes insan. Gözyaşları herkeste var. Ekber komplike bir adam. Geride de iz bırakıyor. Geride. Yürürken malzemesini döküyor da geliyor. Yani veriyor. 14.000 yıl gezdim pervanelikte. Sıdkı isim buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte. Fırkların cebinde dara düş oldum. Fırkların cebinde dara düş oldum. Fırkların cebinde haydar 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 dost dara düş oldum. Sazım da bana tabii bu arada mürşit oldu. Sazım hiçbir gün beni yanlış bir yere götürmedi. Sazınızın telinden, yüreğinizden geleni sazın teline dökün. Zihninizi beyninize verin, beyinden gönüle. Sizi o kadar güzel yerlere götürür, o kadar haz duyacak yerlere götürür. Hep saygı görüp saygı gösterirsiniz. Böyle özverili, böyle dervişçesine bir tavır sergileyebilmenin nedeni aslında Ali Ekber Çiçek'in kendisiyle olan barışıklığı. Ali Ekber Çiçek bu mistik dünya içinde kamil bir insan olduğu gibi sanatçı dünyasında çok olgun bir sanatçıdır. Tabii ki insanların kişiliğini belirleyen, insanları olgunlaştıran o yaptığı işteki becerisidir. Çünkü o yaptığı müzikte, söylediği sözde hiç içi boş şeyler söylemedi. Hepsinin içi dolu doluydu. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Almayasan araya kimseyi gönül. Yani bir sanatçı olsun, vatandaş olsun. Eğer şu gönlünü dinlerse, o gönlü ona gideceği yolu, gideceği çizgiyi çizer. Şimdi efendim Ali Ekber Çiçek'i anlatmak doğrusu pek kolay bir şey değil.
Çünkü Ali Ekber Çiçek çok kocaman bir sanatçı. Hayatı da öyle. Ali Ekber Çiçek, Erzincan'ın merkeze bağlı Ulağlar Köyü'nde 1938 yılında Eskaz'a dünyaya geldi. Aynı zamanda da Ali Ekber Çiçek zerzele çocuğu. Erzincan'da 40 bin kişi gittiği zaman benim babam 26 yaşında vefat ediyor. Anam 24 yaşında kalıyor. Biz işte 3 kardeşiz. Birbirimizi götüremiyoruz falan. Ben 9 yaşıma kadar hep böyle dedelerin çok güzel saz çalan, yani 50 sene saz çalan dedelerin masalarında yetiştiğim için 9 yaşımda ben 50-60 yaşındaki dedenin çaldığı sazı çalabildiğimi söylüyorlardı. Çok kavuşturana şükürler olsun benim. Canım, kardeşim, bir tanem benim. Yerim seni, yerim. Yanaklarını yerim, canım benim. Canım benim. Hoş geldin Ali Ekber Çiçek. Canım benim. Nasılsın, iyi misin? Allah iyi sağlık versin. Sen yana gitmişsin diyorum. Yok, ben gidecektim, gitmedi. Haberim yoktu senden. Canım benim, canım benim. Yerim uyudur, Ali Ekber. Şu yüce dağları duman kaplamış. İşte ben bu köyde, bu köy benim köyüm. Bu köyde geldik cihana. Yine mi gurbette Kara nenemin mezarı. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sen de misafir olacaksın. Bakayım bana nasıl bakacaksın. Ben nereden misafirim ki sen bana misafir demesin. Ben geldim oraya. Sanki sana yer mi yok ulan. Beni söyletme, ben ne aldım aşkına. Çimenler üstünde gözyaşları var, gözyaşları var. Seher vakti bu yerde kimler ağlamış, çimenler üstünde gözyaşları var, gözyaşları var. Sonra İstanbul'da halamlar olduğu için ben halamlara geldim. O zaman Sadiye Berataman, Necati Başaran koroları vardı. Orada da tabii halk evleri açıktı o zaman. Cağaloğlu Halk Evi'nde koro grup halinde de çalıştık. 12 yaşıma girdim. Tabii biraz daha ilerlettim bunu. Ki sazımla yattığım zamanları bilirim. Dediler ki sen Ankara'ya git, misafir bölge sanatkarı olarak Sarı Sözen sizi okutur. İnandırdılar beni ve Ankara'ya gittim ben. Ankara Radyosu'na kısa pantolonla gelmişti. Ve yanında da Aşık Daimi vardı. Daimi daha evvel gelmişti yöre sanatçısı olarak. Onu alıp Erzincan'dan geldiği zaman Sarı Sözen'i dinletmek üzere Ankara Radyosu'na getirmişti. İşte Pir Sultan'dan bir deyiş söyledim. Tam böyle üçüncü güftede bayılacaktım. Neriman Hoca böyle bir tebessüm etti bana ve dirildim. Yani düşüp bayılacaktım. Yani o şekilde bir heyecan oldu. Öyle bir dünya yaşadım. İncecik, küçücük bir genç adamdı. Çocuktu diyelim daha doğrusu. Ve o gün tanıdığım Ali Ekber Çiçek, o mahcubiyetli, o terbiyeli, hiç değişmeden bugüne geldi. Radyolar bana 12 yaşımdan beri yabancı olmadığı için terhis oldum, geldim 1960 yılında kadrolu sanatçı olarak girdim. 35 yıl
radyoda çalıştım. Şu bulunduğumuz stüdyoda çok bantlar yaptık. Çok hatıralarımız var. Ben gerçekten müthiş bir hayranlıkla ve müthiş bir sevgiyle kendisini çocukken tabii plaklardan, küçük 45'lik plaklardan ve radyodan takip ederdim. Müthiş dediğim gibi benim için hayal ötesi bir şeydi Ali Erçiçek. Hala da öyle. Buyurun hocam. Hoş geldiniz. Teli değişmiyorlar, perdeler. Bir de ben şu eşiği o kadar alçak istiyorum. Böyle mesela şu perdeye dokunmayacak. Orta tel güzel ama alt teller çok sık. Bu ne ağacı şimdi? Bu kiraz ağacı bu ağaç. Kiraz. Sazındaki ustalık, onun bu çalgıda çok farklı ezgiler, farklı üsluplar ve farklı denemeler yaratmasına sebep olmuştur ki bu da bizim halk müziğimize büyük katkılar sağlamıştır. Yani saz robot gibi çalınmamalı. Saz kucağına alındığın zaman böyle ne bileyim sevmelisin böyle onu, ona saygı göstermelisin. Çünkü sazımız düşünün zihinden beyine gidiyor, beyinden gönüle geliyor, gönülden parmağa geliyor. Bu vahdeti vücut, bu bedende neler çekerek parmaklara geliyor ve karşıdaki kişiye bir melodi dinletiyor. Araştırmacı kişiliği de vardır. Bu suretle tabii Erzincan başta olmak üzere Malatya, Sivas, Tokat havalilerinden derledi türküleri büyük bir ustalıkla çalıp söylemiş ve halka sevdirmiştir. İçerik anlamında ve müzikal anlamda çok kaliteli şeyleri tespit etmiş ve onları repertuarına almıştır. Tabii bu da müthiş bir özellik. Çünkü o özelliğin olabilmesi için edebi bilginin de olması gerekiyor. Dediler bir Sadık Doğanay diye birisi var, çok güzel çalıp söylüyor. Kaç senedir? 30 senedir çalıyor. İlla bu efendiyi görmem lazım dedim. Köyde dediler, araba tutun gönderin gelsin. Geldi adam, bir de ama gözleri görmüyor. Ömründe sahneye çıkmamış. Kolundan tuttum, sahneye çıkardım. Ondan 7-8 parça aldım. Gelecek kuşaklara Ali Ekber bir ışık oldu. Nasıl oldu? Ali Ekber sazını radyoda çaldığı zaman sanki o saz diyor ki ben Ali Ekber'im diyor yani. Sazınla ekol olmuş bir adam. 1980'de ben İstanbul'a geldiğimde içimdeki rota beni Ali Ekber Çiçeği bulmaya yönlendirdi. TRT İstanbul Radyosu'na geldim ve hocayı anons ettirdim. Kim arıyor dedi Ali Ekber Çiçeği. Ben arıyorum dedim. Buyurun ne istiyorsun dedi. Ben dedim size hep radyodan dinliyorum. Sizin gibi bağlama çalmak istiyorum. Sizin gibi türkü söylemek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Bana öğretir misiniz bunu? Gurbetimde bir hal geldi başıma. Geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Derman ararken derde düş oldum. Bu anlamda bütün öğrenebilecek şeyi kendisine kolayca öğrenebilirsiniz. O da bıkıp salmadan size çalar, söyler. Son derece alçak gönüllü, sevgiyle size yaklaşır. Derman ararken derde düş oldum. Derman ararken derde. Rahmetli annemin kendisine söylediği 1958'lerde bir lafı vardır. O da unutmaz ben de.
Al bu çocuğu Ali Ekber, yetiştir, saz mı çaldıracaksın, türkü mü söyletireceksin, ne yapacaksan yap, al bunu götür dedi. Birçok halk ozanlarımla birlikteliğim oldu. Ama Ali Ekber hocanın tarzı başkaydı. Herkes iyi saz çalıyor, tamam. Baş tacı ama Ali Ekber gelecek olan kuşaklara da bir şeyler bıraktı. Alevi Bektaşi müziğini, felsefesini gerek sazıyla gerek sözüyle günümüze en güzel taşıyan örneklerden bir tanesi Ali Ekber Çiçek. Belki başında geliyor. Bir Türkü Sevdası programında da yine sizlerleyiz. Efendim Türkü Sevdası 2003 yılında bu akşam Radyo 4'ten TRT İstanbul Radyosu'nun Mesut Cemil Stüdyosu'ndan sizlere sesleniyor. Sevgili Ali Ekber Çiçek, hoş geldin Ali Ekber Çiçek. Hoş bulduk Sabrancığım. Yunus Emre de gel gör beni aşk neyledir diyordu. Bu aşk mı acaba size yola çık dedi, ardından da biz geldik. Ne dersiniz? O aşk olmasaydı zaten 50 yılı böyle buraya kadar getiremezdim. Hayır, hiç bekletmeyelim. Hadi usta sazından, o güzel sesinden. 1-2-3-5 Bizim kuşak bence Ali Ekber Çiçekleri, Nidat Tüfekçileri dinleyerek müziği sevdik ve eğer geliştik, eğer bir şeyler olduysa, bir şeyler de yapabiliyorsak bunun altında mutlak onlar vardır. Yalnızca Alevi Bektaşi müziğinin içine de koymak gerekir. Ali Ekber Çiçek'in sazındaki ve sesindeki ustalık genel halk müziği içerisinde de çok özel bir yer tutmakta. Dört bin yıl gezdim pervanelikte, Sıdkı isim buldum divanelikte, İçtim şarabını mestanelikte, Fırkların cehinde dara düş oldum, Fırkların cehinde dara düş oldum, Kırkların ceminde haydar 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 dostlara düş oldum. Haydar Haydar'ı ben bir stüdyo gibi bir ev yapmıştım. Bir oda yapmıştım evimde efendim. Ve bu 4 saat radyoda vazifeden sonra evime gidiyordum, o odaya çekiliyordum. Orada gece saat 4'lere kadar gözyaşlarımla, uykusuzluğumla efendim motif çalıştım öyle. Ve 3 sene ben bunu bir yemek gibi, böyle yemeğin başında, tencerenin başında bekleyip o yemeği pişiren bir aşçı gibi veya efendim onu öyle pişirdim. Bir Haydar Haydar'ı Amerika'da, Avustralya'da, Avrupa'nın birçok yöresinde birçok müzikologlar bunu dinlemeye geldiler bu adam. Yani bu gözümüzde de gördük bunu yani. Şahidiz yani. Kusursuz bir armoni örneği görülmektedir burada. O gerek enstrümantal beceri, gerekse oradaki ustalık, gerekse halk müziğindeki çok sesli yapının bir bağlamada nasıl renklendiğini gösteren önemli bir yapıt. Ali Ekber Çiçek bu. Necdet Yaşar benim bantımı götürüyor. Orada üniversitede dinletiyor. Diyor ki yok, bu melodiler bir sazda çıkmaz. O da gösteriyor. Diyor ki işte bu curanın bir büyüğü, tambur büyüklüğünde bir
sazla bunu icra ediyor ve benim mesai arkadaşım o profesör İstanbul'a geldi. Ben yurttan seslere giriyordum büyük stüdyoda. Nida Bey haber yollamış, Ali Ekber Çiçek girmesin, Amerika'da misafirimiz var. Ve o motifleri kendisi gözünden görmek istiyormuş, o baskıları. Hayret etti, dedi ki bunu dedi ben 120 parça saza böldüm, sazlar yetmedi. Muhterem dinleyiciler, İstanbul türkülerinden bir tanesini Ali Akkılıç okuyacak. Minarenin alemi kaşlar kudret kalemi. Madem doktor değildin, niçin açtın yarabı? Turna. Her an, her nefeste andığım Yurttan Sesler'in kurucusu Muzaffer Sarı Sözen 3000 eser toplamış. O zaman yol yok, iz yok. Ne kar demiş, ne kış demiş, getirmiş Ankara Konservatuvarı'na monte etmiş. Ne çilelerle, nelerle o Yurttan Sesler'i kurmuş. Ondan sonra gelen işte Neriman Hoca, Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı Bey, diğer aşık sanatçılarımız, bölge sanatçılarımız. Sonra Veysel Baba'yla yine bir olayımız var. Her sene Veysel Baba geldi mi beni arardı. Ondan da çok ilham aldım. Neyzen'le 3 sene dostluk yaptım yani 12 yaşımdan 15-16 yaşıma kadar Neyzen'i de çok dinledim. Bak dedi evlat dedi bu sazın eşiğinin tam sağlam bir ses bulup yerine rapt etmek neye benzer biliyor musun? Buyurun hocam dedim. Denizde Nuh'un gemisinin zincirlenmesine benzer. Köklerinden faydalandığımız su aldığımız o insanları iyi algılamak lazım ve iyi anlatmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü topluma daha bir benlik, kişilik vermişlerdir bu insanlar. Yandı yürek yar elinden, yandı yürek yar elinden. Bilmem yara ne edeyim dost. Fakatım yok dostla varam, çare bilmem ne edeyim. Çare bilmem ne edeyim, ne edeyim dost. İnsan neye dünyaya geldim, ben neyim demesine bir ömür kifayet etmiyor. Bunlar ancak çok büyük bir tasavvuf işi. İnsan nasıl doğduğunu bilmiyorsa öldüğünde bilmeden giderse ben buna çok üzülürüm. Yani insanlar bir şey bırakmalı. İşte Edison'un ışığı gibi, işte Mevlana gibi, Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretleri gibi, Yunus gibi. Onunla çok ağladığımız, çok güldüğümüz zamanlar oldu. Beni en iyi anlayan o olduğu için sadece ona duygularımı anlatıp ondan gerçekten beni anladığını hissettiren kelimeler aldım, bakışlar aldım. Ve işte beraber siz ele, gönül gönüle, can cana, Ali Ekber Çiçek. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. 50 yıl sanat geceme kolay söylediniz. Çok teşekkür ederim. Sabahtan uğradım efendim figana. Sabahtan uğradım efendim figana. Gül gül ağlar ağlar güle getirdim. Bakın şu feleğin dayım işine. Erdem cefasına. Derdim çoktur hangisine yanayım?
Hikmet Çiçek bence şu konuştuklarımın daha fazlasını hak ediyor. Ali Ekber Çiçek'e halk müziği sanatçısı olarak çok şey borçluyuz. O iyi ki bu dünyada yaşadı ve biz onu iyi ki tanıdık. İyi ki onu dinledik. Dede Efendi'nin veya Itri'nin, Karacaoğlan'ın yaşadığı yıllarda nazır kimdi? Vezir kimdi? O ülkenin en zengini, beyi, ağası, paşası kimdi? Onu hiç kimse bilmez. Eğer insan bir şey üretir de bir şey bırakır ise işte ölümsüzlüğü orada yakalar. Hiç maddeyi düşünmedim. Hep o güzel sözleri, o Yunus'un, Virani'nin, Pir Sultan'ın efendim bu güzel sözlerini dünyaya, halkıma, topluma duyurup bir nasihat şeklinde o sözleri halkıma duyurmak için çalıştım. Hiçbir zaman madde düşünmedim. Çok ufak şeylerden mutlu olan bir insanım. Zaten bütün sanatçılar da öyle değil midir? Bir yara dışarıdan olsa, bir yara dışarıdan olsa, halk ona bir melhem çalar. Benim yaram içerdendir, çare bilmem ne edeyim, çare bilmem ne edeyim, ne edeyim dost. Benim yaram içerdendir, çare bilmem ne edeyim, çare bilmem ne edeyim, ne edeyim dur.